Sevgili fütürdaşlar, şu anda Ankara Uluslararası Marka Konferansı'ndaki konuşmam bitti. Oradaki standleri gezdim. Müthiş etkilendim. Şahane bir şey yapmışlar. Emeği geçenlere 1000 teşekkür. Ve onunla ilgili paylaşımlarımı yapacağım. Ancak orada bir tane benimkinin dışında bir seminere katıldım. Bu yanımda gördüğünüz genç arkadaşım verdi. Çok etkilendim ve her şey bir tarafa, ilk önce onu paylaşmak istiyorum. Sağ olsun kendisine rica ettim. Şimdi alana doğru gidiyoruz, yoldayız. Başka vaktim yoktu. Benim de alana geliyor. Ben şimdi hepinize çok yararlı olacağını, özellikle de çocukları olanlara çok yararlı olacağını düşündüğüm müthiş ciddi ve önemli bir konuyu onun ağzından size aktarmak istiyorum. Ve de dinleyin. Daha sonra, şimdi askere gidecek ama bir ay sonra gelecek. Mutlaka şirketlerinizde, derneklerinizde Melih'i çağırıp dinleyin. Bu konuları öğrenmemiz çok önemli. Şimdi ben burada kapatıp Melih'e kamerayı döndüreceğim ve ondan yararlanmanızı rica ediyorum. Melih'cim, çok teşekkür ederim tekrar bu yolculuğu kabul ettiğin için. Lütfen kendini kısaca tanıtır mısın? Ben Melih Aşıcı, Türkiye Bilişim Derneği Genç Çalışma Grubu Başkanıyım. Bizim yaklaşık bir yıldır üzerine çalıştığımız siber zorbalık projemiz var. Şimdi siber zorbalık dediğimizde tabii aklımıza birçok şey geliyor. Ama temele indiğimizde bir bireyin bir başka bir yere zarar vermek amacıyla internet üzerinden veya sanal ortam üzerinden bir saldırıda bulunması olarak biz bunu tanımlıyoruz. Bunun tabii siber zorbalık dediğimizde Mavi Boy ile Momo gibi oyunlar da insanların aklına geliyor. WhatsApp, Instagram üzerinden arkadaşların birbiriyle fotoğraflarını atması, yani yanlış fotoğrafların atılması da bu kapsama giriyor. Seminerde birkaç tane örnek verdin. Evet. Bu Mavi Balina oyununu hepimiz duyuyoruz ama nasıl bir şey olduğunu zannediyorum birçok veli bilmiyor. Evet. Hatta sen anlattın ki okulda öğretmenler sana seminere falan gittiğinde lütfen bundan bahsetme, burada çocuklar bundan haberdar değil diyor. Oysa senin karşına neler çıkıyor. Lütfen yaşanmış örnekleri hiç sansürlemeden anlatır mısın? Tabii. Ben ilk önce Mavi Balina'dan bahsedeyim. Hı-hı. Mavi Balina oyunu esasında çocukları gerçek hayatta adım adım yaşamsal faaliyetlerini oyunlandırarak çocukları bir şeyin içine alması. Bunun sonu tabii kötü bitiyor genelde. İntiharla bitiyor hepinizin bildiği gibi. Ama o aşama nasıl oraya geliyor? Onu bir anlatsana adım adım. Mavi Balina dediğimiz olay, çocukların esasında dijital oyunlar üzerinden bir link aracılığıyla chat ortamına, sohbet odalarına alıyorlar. Hı-hı. Bu sohbet odalarında çeşitli hayatta, gerçek hayatta görevler veriyorlar. Mesela? Bu görevler mesela basket topunu basket at diyor, potaya diyor. Basket olursa bunu videoya çek, bu videoyu bizimle paylaş ve biz sana oyun içinden 10 TL, 20 TL veya çeşitli ödüller vereceğiz diye çocukları kandırıyorlar. Hı-hı. İlk aşamada böyle başlıyor. Birinci adım, ikinci adım, basit görevler, çocukları eğlendirecek, oyuna i̇şte alıştıracak basket görevler. Basket atmak, başka neler yaptırıyor? Basket atmak, aileden uzaklaştırabilecek, bugün akşam yemeğini yeme veya akşam yemeğini erken ye, annene şu şakayı yap, işte babana şunu de gibi çeşitli yöntemlerle çocukları bu konudan alıyorlar. Bu şekilde hem aileden uzaklaştırıyorlar hem de kendi oyunları içine hapsediyorlar. Sonrasında bu tabii ki bu süreçte şunu bilgiler alıyorlar. Anne nerede, baba nerede çalışıyor, sabah kaçta işe gidiyor, akşam kaçta işe geliyor, nereden geliyor, nasıl gidiyor, akşamlar genelde bu insanlar neler yapıyor gibi özel bilgileri kendileri alıyorlar, bunları depoluyorlar. Bunları tehdit amaçlı kullanıyorlar. Örneğin mesela kolunu kes veya elini kes, buradan kan aktığını görelim, sana oyun içinden şu kadar vereceğiz, bu kadar vereceğiz veya görevlendiriyorlar. Çocuk buna hayır dediğinde ilk aşamada erkek çocuklar için sen nasıl erkeksin, işte kız çocuklar bunu yapıyor gibi bir yönlendirme yapıyor. Daha sonrasında ise çocuk buna inanmaz ve bundan kurtulursa annene akşam şurada işten çıkıyor, baban işte akşam şuradan işten çıkıyor, babana araba çarpacak, annene bir şeyler olacak, işte annene saldıracağız, işte vesaire vesaire gibi çeşitli korkutma yöntemleriyle çocukları bu oyun için hapsetmeye çalışıyorlar. Bu arada çocukların özel fotoğrafları alıyorlar. Mesela bizim çocukların attığı videoları gördüğümüzde çok müstehcen yerlerin kesilmesi, çok müstehcen yerlerin fotoğraflarının alınması gibi konular da var. Yarın bir gün çocukları bu konularda şantajla ailene söyleriz, babana söyleriz, bunu okula yayarız, işte senin bunu yaptığını yaparız gibi. Çocukları şantajla bir oyunun içine hapsetme durumu var. Çocuklar bundan kurtulamadıklarında ise tabii ki bu süreç bir beyin yıkama süreci. Çocukların doğrularını, yanlışlarını değiştiriyor. Çocuklar buna inanıp eğer bu oyunu devam ettirdiklerinde ise sonunda şöyle bitiyor. Sen bir artık balinasın, mavi balinasın, mavi balinalar
kendilerini karaya vurarak intihar ederler. Sen de kendini ranzaya as veya başka bir yere as ve intihar et gibi yöntemlerle çocukları ölüme teşvik ediyorlar. Çok iyi bir şey. Tabii ki şu ana kadar 350'ye yakın çocuk Türkiye'de intihar etti. Bu bilinen kısmı, bilinmeyen kısmı köylerde, daha taşra ilçelerde çocukların bir anda intihar etmesi, kendilerini bir anda ailen hiç bilmeden bir şeylerin olması, sonra telefonların araştırılarak bulunabilirse bundan ortaya çıkması oluyor. Biz bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Peki bunun felsefesi ne? Yani niye bir takım insanlar bir takım çocukları böyle öldürmek istiyor? Tabii bunun temeli Rusya'da çıktı. Bunu yapan kişi de zaten şu anda hapiste. Ama bu bir terör örgütü gibi düşünün. Her ülke için gerçek kişiler bu... Hala oynanabiliyor mu? Tabii oynanabiliyor. Tabi azaldı ama gerçek kişiler bu örgütün başında. Bildiğiniz örgüt var, örgütün elemanları var. Bu insanlar sosyal medya aracından çocukları bulup çocukları bu oyuna dahil ediyorlar. Nasıl yapıyorlar? Bunların bir ideolojisi var ve ideolojisi çok kötü bir ideoloji. Bu dünya savaş, 3. Dünya Savaşları, 2. Dünya Savaşları bir lidere biat etmekten, sürekli onun yanlışlarını görmeden, doğrularını görmeden bir şekilde inanmaktan ortaya çıkıyor. Bu kişilik bozuklukları, yani kişilikler, bozuk demiyorum, kişilikler çocukken ortaya çıkar. Çocukken yapılan davranışların ortaya çıkar. Biz bu çocukları bulalım. İleride büyümeden, bu yanlışlara teşvik edilmeden veya işte bu birinin arkasından gitmeye yönlenmeden biz bu çocukları öldürelim ki dünya daha iyi bir hale gelsin gibi bir felsefesi var. Yani bir terör ideolojisi. Bunlar nasıl olsa inanacaklar, saflar, evet. Ve böyle bir şeyin parçası olacaklar. Bari şimdiden yok olsunlar. Tabii. Ki böyle körü körüne inanan insanlar azalsın. Tabii yani Rusya'da bu durum çok daha ileri durumda. Ve onun için böyle bir ideoloji Rusya'dan çıkıyor. İdeoloji. Bu ideolojilere inanan insanlar işte çocukken belli olur gibi bir mantık var. Bunun tabii ki ben her zaman şunu diyorum. Biz çocuklara gidiyoruz, mavi balina var diyoruz. Hocam mor balina da çıktı, mavi balinaya karşı diyorlar. Yeşil balina çıktı. Şunu unutmamamız lazım. İsimler değişir, yapılar değişir ama hikayeler aynı olur. Biz çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz, kendimiz bilinçlenmeliyiz. En azından oyun oynarken oğlum ne yapıyorsun, kızım ne oynuyorsun, ben de oynayayım, ben de geleyim gibi kendiniz bunun içine dahil olmalısınız ki takip etmelisiniz. Bize seminerde birkaç tane daha örnek vermiştin. Mesela işte fotoğrafını yüklemiş, sonra evet, o fotoğrafı ele geçirmişler. Yani çocuklar nelerden korkuyorlar? Şöyle, esas çocuklar bir şeyin yanlış olduğunu bilmedikleri için bizim birkaç okulda örnek yaşadığımız bir sunuma gitmiştik. Oradan bir çocuk, hocam benim işte 2000 takipçim var sosyal medyada. Yaklaşık 19-10 yaşında bir kız çocuğumuzdu. İşte benim 2000 takipçim var, fotoğraflarımı ben paylaşıyorum. Dedik hesabın açık mı? Açık, tanıyor musun hiçbirini? Yok hocam tanımıyorum dedi. Zaten bir çocuğun 2000 tane arkadaşının olması çok zor bir durum. Ve bu çocuk burada paylaşımlar yaparak kendini takipçi yapmış. Hadi yanlış bir durum ama daha kötü yanlış bir durum. Bu kişi çocuk ailesine gittiği yerlerde Instagram'dan storylerini atarak hikayelerine konumunu ekliyor. Bir gün dedi hocam dedi ben ailemle birlikteyken bana bir mesaj geldi özel mesaj olarak dedi. Baktım dedi işte bir yaşlı amca neredesin ne yapıyorsun görüşelim mi gibi mesaj attı dedi. Tabii benim çok komiğime gitti dedi, ben engelledim sonuçta beni nereden bulacak dedi. Çocuk bunun ne kadar kötü bir duruma gideceğini bilmiyor veya neye yanlış olduğunu bilmiyor. Biz aileler de bunu ya yok konuşmayalım biz bunu bilmesinler diyoruz. Ama esasında bu konuların konuşulması, bu konuların bilinçlendirilmesi, neyin yanlış olduğunu çocuklara göstermemiz gerekiyor. Ama çok teşekkür ediyorum sana lütfen. Çok sağ ol. Tam gaz devam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür.